İşler sendika! İşler başkan! İşler sendika! İşler başkan! İşler sendika! Sayın Dikar, Türk Çizim Değerli Değer Başkanı ve değerli yönetim kurulu üyeleri, yurt dışından ve yurt dışından gelen değerli konuklar, değerli basın temsilcileri, sendikalarımızın değerli genel başkanları ve yöneticileri, Türkiye'nin dört bir yanından ve Kıbrıs'tan gelen çok değerli delege arkadaşlarım ve işçi arkadaşlarım, Genel Bağdaşları Sendikası ve şahsım adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Genel kurulumuzun başta Türk İş ve ülkemiz işçi sınıfı olmak üzere dünya işçilerinin ve emekçilerinin hak ve demokrasi mücadelesine ışık tutmasını diliyorum. Değerli konuklar, değerli arkadaşlarım, Genel Maden İşleri Sendikamız Türkiye'de kurulan ilk üç sendikamızdan biridir. 17 Kasım'da 77. yılımızı kutladık. Bu 77 yıllık süreç işimize, aşımıza, haklarımıza ve demokrasiye, özelleştirmelere karşı kurumlarımıza, ülkemizin ve milletimizin geleceğine sahip çıktığımız mücadeler dolu bir tarihtir. Maden işçisi, demokrasi bekçisi! Maden işçisi, demokrasi bekçisi! Maden işçisi, demokrasi bekçisi! Türkiye işçi sınıfının en büyük çatı kuruluşu olan, Türk İş'in üyesi olan böyle bir sendikanın 18. Genel Başkanı olarak ikinci kez beni bu göreve layık gören arkadaşlarıma huzurlarınızda buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Tecrübesiyle bizi ışık tutan, hattı mücadelelerimizde her zaman yanımızda olan, hemşerimiz kabul ettiğimiz Türk İş Genel Başkanımız Sayın Ergin Atalay'a ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diliyorum. Değerli konuklar, değerli arkadaşlar, Genel Maden İşleri Sendikası olarak işimize, aşımıza, ülkemizin ve milletimizin geleceğine sahip çıkarken her ortamda ve her şart altında çözüm önerilerimizi ortaya koyduk. Bir yandan ülkemizin bulunduğu coğrafyada süren çatışma ve savaşlar, dünyada ve özellikle Avrupa'da sıklıkla yaşanan enerji krizleri, diğer yandan uluslararası piyasalarda enerji fiyatlarının istikrarsız hale gelmesi ve tedarikte yaşanan sorunlar, yerli ve milli kaynakların değerlendirilmesinin önemini ortaya koymaktadır. Biz madenciler, iş sağlığı ve güvenliğinin tam anlamıyla sağlandığı çalışma şartlarında ülkemize ve milletimize daha çok hizmet etmek istiyoruz. Biz, Genel Maden İşleri Sendikası olarak yıllardır yeraltı ve yerüstü zenginliklerimizin değerlendirilmesi gerektiğini savunuyoruz. Türkiye'de ithalatçı politikalardan vazgeçilmeli, yerli ve milli kaynakların harekete geçirilmelidir. Bu nedenledir ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Cumhuriyet'in ilk yıllarında büyük önem verdiği ve Türkiye'de madencilik sektöründe tarihsel birikime sahip olan Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na, Türkiye Kömür İşletmelerine, ülkemizde yeraltı zenginliklerini arayan ve bulan bir kurum olarak milli kaynakların değerlendirilmesinde ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan Maden Teknik Arama Kurumu'na, öz kaynaklarımıza ülke ekonomisine katan madencilik sektörümüze sahip çıkılmasını istiyoruz. Madenler bizim kalacak! Madenler bizimdir, bizim kalacak! Madenler bizimdir, bizim kalacak! Yakın zamanda 2000 işçinin TTK alımında büyük emeği olan Sayın Genel Başkanım Ergin Atalay'a ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Türk İş nerede? Biz oradayız! Türk İş nerede? Biz oradayız! Değerli konuklar, ülkemizde genel ücret haline gelen asgari ücret 11.400 lirayken açlık sınırı 14.000 lira. Yoksulluk sınırı olan 45.686 lira. Yani asgari ücretin tam 4 katı. Bu tablo milyonlarca emekçinin açlık ve yoksulluk sınırı altında çalıştığını gösteriyor. Diğer yandan yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle düşen alım gücünü yükseltmek için asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar yapılan ek zamlarla yeni yeni ekonomik paketlerle önlemler alınmaya çalışılsa da hayat pahalılığına kalıcı bir önlem bulunabilmiş değil. Bugünden yarın hesabını yapamaz hale geldik. Türkiye'nin sorunlarını çözecek, her engeli aşacak güçlü bir potansiyeli mevcuttur.
milli sosyoekonomik politikalar üretilerek bu potansiyel acilen harekete geçirilmeli, yüksek enflasyonla birlikte gerileyen alım gücü artırılmalı, halkımızın ve emekçilerin refah düzeyi yükseltilmelidir. Değerli arkadaşlarım, resmi rakamlara göre yaklaşık 16 milyon işçiden yalnızca 2 milyon 330 bini sendika üyesi. Örgütlenmenin anayasal bir hak olmasına rağmen bu tablo düşündürücüdür. Bu tabloyu tersine çevirmek mecburiyetindeyiz. Bu nedenledir ki sendikal özgürlüklerin genişletilmesi ve örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması için emek örgütlerinin kararlı mücadelesine ihtiyacı vardır. Ülkemizde çalışanlar üzerinde büyük bir vergi yükü bulunuyor. Biz emekçiler vergide adaletin sağlanmasını istiyoruz. Ocak ayında aldığımız maaşı Aralık ayında da almak istiyoruz. Düşük ücret sorunlarının çözülmesini istiyoruz. Eşit ücret ilkesinin hayata geçirilmesini istiyoruz. Kıdem tazminatımızın korunmasını istiyoruz. Bu vesileyle emeğin ve alın terinin simgesi olan, aydınlık bir gelecek için dünyaya ışık veren, enerji veren, değer katan, elleri nasırlı, yüzleri kömür karası, yürekleri tertemiz tüm madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde kutluyor. Madenci seninle gurur duyuyor! Madenci seninle gurur duyuyor! Madenci seninle gurur duyuyor! 6 Şubat'ta 11 ili etkileyen Kahraman merkezli 2 deprem ülkemizin derinden sarstı. Allah böyle felaketleri bizlere bir daha yaşatmasın. Depremi alır almaz madenciler olarak deprem bölgesindeydik. Gönüllü 4000 maden işçisi ve 51 maden işçisi, MTA işçisi arkadaşımız ile arama kurtarma çalışmalarına katıldık. Biz de Genel Maden İşçileri Sendikası yönetim kurulu olarak deprem bölgesindeydik. En büyük felakette madenciler olarak enkaz altında duyduğumuz her nefese yetişmeye çalıştık. Girilemez denilen en riskli enkazlara büyük bir cesaret, madencilik tecrübesi ve teknikleriyle girerek yüzlerce insanımızı o enkazların altından sağ çıkararak sadece o insanlara değil, ülkemize de acı günlerinde umut olduk. Arama kurtarma çalışmalarında yüzlerce zarar nefes olan tüm maden işçilerimize teşekkür ediyoruz. Maden işçisi yer altında olduğu gibi yer üstünde de ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Ülkemizi kahramanlar haline gelen madencilerle gurur duyuyoruz. Tüm kahramanlarımızı alnından öpüyorum. Biz madenciler ülkemizin bize ihtiyacı olduğu her yerde ve her an görev hazırız. Türk İş'imizde bugüne kadar görev yapan tüm yöneticilerimizi saygı ve şükranlarımızı sunuyor. Türk İş Genel Sekreteri ve sendikamızın genel başkanı iken bir suikast sonucu yitirdiğimiz Şemsi Denizler'de kaybettiğimiz tüm yöneticilerimizi rahmetle anıyorum. Geçtiğimiz yıl Amasra'da meydana gelen faciada kaybettiğimiz 43 maden şehidimizi, Soma'da, Ermenek'te maden facialarında kaybettiğimiz, iş kazalarını yitirdiğimiz tüm emekçi kardeşlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Hepinize tekrar saygı ve sevgilerimi sunuyor, genel kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Yaşasın işçilerin, emekçilerin hayatı, yaşasın mücadelemiz, yaşasın Türk İş! İşte madenci, işte sendika, işte madenci.